Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Askeri Yemekleri denediğimiz serimizin yeni bölümünde görmüş olduğunuz gibi konuğumuz Amerikan Askeri Yemekleri. Sizlere paketini şöyle bir göstereyim. Zaten birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, içerisindekilere bakacağız ve yiyeceğiz. Serinin ilk bölümünde Türk askerinin Mehmetçiğin cepheye gittiği zaman, göreve gittiği zaman, bölüğüne dönemeyecek mesafeye gittiği zaman çantasını aldığı ve yediği yemek paketini sizlere göstermiştim. İçerisini açmıştım, yemiştik, denemiştik. 2020 yılında çektiğimiz bir videoydu. Hatta pandemi dönemiydi arkadaşlar, hepiniz hatırlıyorsunuz. Serinin ikinci videosu 2 yıl aradan sonra Amerikan askeri yemekleriyle devam ediyor. Neden bu kadar zor oldu? Neden bu kadar geç geldi serinin ikinci bölümü? Çünkü bunlar parayla satılmıyor arkadaşlar. Devlet malı olduğu için bunlara ulaşmak çok zor. Ama Amerika'da yaşayan arkadaşım Oğuzhan sağ olsun bir şekilde bizim için temin etti ve gönderdi. Zaten siz onu yakından tanıyorsunuz. Laptoplu gezgin. Ona da buradan kocaman selamlar. Bizler için Amerika'dan bu paketi getirdi. Biz de sizlerle birlikte paketi inceleyeceğiz ve daha sonrasında açıp içerisindekileri yiyeceğiz arkadaşlar. Siz uzun uzun üzerindekileri bir inceleyin. İngilizce bilen arkadaşlarımız bir okusun. Ben de detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Kocaman MRA yazıyor. Ne demek MRA? Meal ready to eat. Yani tüketmeye hazır yemek arkadaşlar. Bunun içerisindeki yemeği açıp direkt yiyebiliyorsunuz. Askeri bir ekipman olduğu için artık Amerikan askerleri savaşa gittiği zaman, operasyona gittiği zaman çantasına aldığı paketlerden birisi bu. Bakalım Amerikan askerleri operasyona gittikleri zaman ne yiyorlarmış. Şöyle üzerinde güzel bir resim var. Onu bir inceleyin. İki tane asker oturmuş. Silahlarını birleştirmişler. Dinlenme pozisyonundalar. Yani yemek yiyecekler. Zaten onu resmetmeye çalışmışlar. Bizim elimizdeki menü 7. Kaç tane menü var bilmiyorum. Ama benim menü 7'yi tercih etmemdeki sebep içerisinde domuz eti olmaması arkadaşlar. Diğer paketlerde domuz eti olanlar vardı. Ben dana eti olan paketi tercih ettim. Zaten üzerinde yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi beef strips yazıyor. Yani içerisinde dana eti parçacıkları varmış ve domates sosluymuş. Ayrıca arkadaşlar içeriğini bir de İspanyolca yazmışlar. Amerikan ordusunda çok fazla İspanyol kökenli asker olduğu için onların da anlaması adına alt tarafına bir de İspanyolca açıklamasını yazmışlar menünün içerisinde neler olduğunu. Dana parçacıkları var. Domates soslu dana varmış içerisinde. Bu kadar mı yani? Yani böyle yazıyor. Bilmem içerisinde ekstra bir şey koydularsa. Biliyorsun bizim önceki pakette lavaş çıkmıştı içinde. Kuru fasulye, pilav, pirinç her şey vardı. Ama Amerikan askerleri ne tüketiyor bilmiyorum. Bunun içinde M&M's falan çıkabilir. Hani böyle jelibon, melibon, çikolata o tarz şeyleri seviyorlar ya abur cubur tüketmeyi. Hamburger falan çıksa şaşırmam yani Amerikan askeri sonuçta. Şurada arkadaşlar kocaman bir logo var. Hepiniz yakından bir bakın. Şöyle. Bu neyin logosu? United States of America Department of Defense. Ne yani? Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'na ait bir paket. Zaten alt tarafında arkadaşlar devlet malıdır. Parayla satılamaz yazıyor. Peki biz nasıl ulaştık? Bilmiyorum gidin Oğuzhan'a sorun. Ayrıca altında da şey yazıyor. İçerisinde ateşsiz ısıtma kiti var. Orijinal paketinde ve mühürlü olmadığı sürece ticari hava yolları şirketinde taşınamaz diyor. Ama bizimki orijinal paket olduğu için ve mühürlü. Şurada birazdan mühüründen açacağız. O yüzden getirebildik. Paketin ön kısmında bu yazıyor. Ayrıca paketin üzerinde şöyle kurdeleli bir bölüm var. Üzerinde de bir slogan yazıyor. Savaşçı tavsiye etti, savaşçı test etti, savaşçı onayladı yazmışlar. Şu sloganlı kurdeleli bölümde. Şimdi paketin arka kısmına baktığımızda paketin son kullanma tarihi yazıyor. Bize göre 1. ayın 9'u ama Amerikalılar ay gün yıl olarak yazdığından dolayı 9. ayın 1'i 2025'e kadar tüketilebilir bir paket. Paketimizi şu anda açacağız ve içerisinde neler olduğuna bakacağız. Açıyorum Yasir abi. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. 2 yıl önce açtığımız paketi hatırlıyorum. Kocaman paketti yani böyle bizim Türk askeri yemekleri. Sanırım bizimki günlüktü, bu öğünlük olabilir. Tam olarak emin değilim. Bizimkinin arkasında işte içerisinde kaç gram protein var, kaç gram karbonhidrat var, içerisinde hangi ürünler var. Yani içerisindeki o ısıtıcı bile yazıyordu arkasında. Ben hatırlıyorum. Ama bunun arkasında hani besin değerleri falan yazmıyor. Acaba içindeki ürünlerin arkasında mı yazıyor? Şimdi açınca bakacağız. Ben bunu yesem doymam acı. Asker olsam. Yani bu benim dişimin kovuğuna gitmez. Ben sana söyleyeyim. Artık açıyorum. Şöyle açtığım kısmı sizlere göstereyim. Ha dur bir dakika. Amerika'nın sahte kahramanı Rambo'nun bıçağı var elimde. Onunla açayım. Yani bir anlamı olsun. Öncekini de bununla açmıştık ama o zaman böyle tabii bunun ne olduğunu söylemeden açmıştık. O zaman şey demiştik. Counter Strike'daki bıçak demiştik. Şimdi sahte. Açıyorum. Açtım. Paketi. Bakalım içerisinden ne çıkacak. İlk olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Ben görmeden siz bir görün. Bakayım içerisinde neler var. Dolu mu içi bayağı? Döküyorum. Ha bu da kapalı paket. Bunu kenara koyuyorum arkadaşlar. Bu da kapalı paket. Bunu da şöyle açıyorum. İçerisinden bayağı bir şeyler çıktı. Ben hissetmeye çalışayım. Bayağı bir şeyler var. Mesela bunda beef strip yazıyor. Herhalde etli olan bu ama
Ne kadar süredir beklediğini bilmiyorum çünkü vıcık vıcık içindeki. Yani böyle etler erimiş gibi. Ne var burada? Ha, bak aradığım şey burada. Bak. Görüyor musun? Bak aradığım şey bu. Gördün mü? İçinden çıktı. Kaç gram karbonhidrat var, protein var, vitamin, mineral var. Hepsi yazıyor. 80-100 gram karbonhidrat varmış. 15-25 gram protein varmış. Hepsine teker teker bakacağım. Ama içerisinde neler var? Şöyle bakayım. Garlic yazıyor. Hepsini teker teker açacağız. Bakacağız. Başka ne var? Tuz var. Şeker var. Limonlu sos var. Bu tuz, şeker falan o sosların olduğu paket. Herhalde bunda kuru üzüm var, çerez var. Hepsini teker teker bakacağım. Şimdi başta hissetmeye çalışıyorum. En keyifli kısımlarından birisi bu zaten. Neymiş bu? Tereyağı. Maçır tereyağı mıydı? Tereyağı var. Ondan sonra ne var? Food. Bu ekmek büyük ihtimal. O hamburger ekmeği var lan galiba içinde. Ekmek. Daha sonrasında ne bu? Herhalde bu kahve. Şeklinden de anlıyorum çünkü hani şu üstünden doldurup hani böyle kahve içmek için bir paket. Kaşık var içerisinde. Blackberry jam. Ne demek? Böğürtlen reçeli var içerisinde. Bir de herhalde bu da ısıtma kiti aynı. Bu da ısıtma kiti ama bizim ısıtma kiti çok farklıydı acaba. Hatırlıyor musun? Bak burada anlatıyor zaten içerisine su koy ısıt diye. Ama içerisine su koymamışlar. Yani yarım delecek bu asker. Bizimkinin içinde su vardı hatırlıyor musun? Döküyorduk, ısıtıyorduk. Önceki pakette içerisinde su da çıkmıştı. Asker belki kurak bir yerde, belki suyu bitti. Bu pakette bir eksiklik var abi. Matarası olmayabilir adamın ama bu paketin içerisinde çıksa bu işleri halledebilecek. O yüzden biz şimdi su getireceğiz. Suyla beraber deneyeceğiz. Şöyle bir tabağımı çekeyim abi. Şimdi bunun ne olduğunu bilmeyenler için şöyle kısaca bir anlatayım. İçerisinde basit bir kimyasal var. Suyla tepkimeye girdiği zaman, yani içerisine su döküldüğü zaman ısınıyor. Bu yemeklerde çok korunaklı paketlerde olduğu için bunu bunun içine atıyorsunuz. Bunun içine de suyu döküyorsunuz abi. Bunun içerisinde ısınıyor yemek. Dağın tepesinde de olsan sıcak yemek yeme olanağı sunuyor sana. Şimdi bizim Türk yemeklerini öveceğim, Türk paketini öveceğim diye söylemiyorum kesinlikle. Bu seride ileride başka ülkelerin yemeklerini de, başka ülkelerin askeri yemeklerini de deneyeceğiz. Bizim paket çok büyüktü abi. Bak bu ısıtma paketi küçük. Bunun içerisine şunu koyduk mu bitti. E bunu da ısıtacağım abi. Sığmaz. Su da yok. Bu paket eksik. Başlayalım. Açtım abi. Suyu dökeceğim ve yemeği ısıtacağım. Bir de bizimkinde şöyle bir şey vardı. Sarıyordun, koyuyordun. Düdüklü tencere gibiydi. Şimdi bunu elimizle tutacağız bakalım nasıl olacak. Suyu ekliyorum içerisine. Ve ısıtmaya başlayalım. Bu kimyasalın bir zararı var mı diye biz o videoyu çektikten sonra ben bir araştırmıştım. Hani yemeklerle etkileşim halinde olmadığı için bu paketler içerisine suyu almıyor. Bu ısındıktan sonra bunun içinden çıkıp döktüğün için bir şey olmuyor dediler. Ama tabii onun suyunu içersen bunun artık ne olur bilmiyorum. Siz içmeyin arkadaşlar. Delim neden gördük içtik dersiniz ondan sonra uğraşamam sizinle. Yemin ederim döker dökmez ısınmaya başladı biliyor musun? Suyu doldurdum. Şöyle bir izleyelim mi bunu bir? Şöyle bir bakalım mı? Bir köpürcükler görünüyor mu? Bir şeyler görünüyor mu? Ben sesi duyuyorum. Hemen yemeğimizi de atalım içerisine. Zaten ucu ucuna sığıyor. Şöyle yemeğimizi içerisine atıyoruz. Bizim daha önce denediğimiz Türk askeri yemeklerinde şu kit bayağı nizamiydi. Ya bunda bir tane koydum. Şimdi ikinciyi nasıl koyacağım bilmiyorum yani. Kaynamaya başladı. Dur. Bak bak. Bir dinleyin sesi. Duyuluyor mu ses? Kaynamaya başladı. Ben hissediyorum yani. Kullanışsız. Yani gördüğünüz gibi sürahinin kenarına yasladım yani. Anladın mı? Bunu dümdüz koyduğum zaman bizimki taş gibi duruyordu böyle. Açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ne varsa hepsini teker teker tabağıma dökeceğim. Neymiş bu? Dökelim bakalım. Bu ne lan? Polo. Polo. Valla polo. Ama büyük polo. Al sen de bak. Şaşırdın biliyor musun? Polo şekeri hatırladın mı? Onun büyüğü. Dev versiyon. Daha kalın. Hani poloyu ağzına attığın zaman hemen eriyordu. Bu biraz daha uzun süre dayansın diye. Ama bir şey söyleyeyim. Bunun içerisinde öyle bir kalori vardır ki. Çünkü bu şeker ya. Evet. Bu çok düştüğün anlarda, şekerinin çok düştüğü anlarda bile bundan bir tane ağzına at kendine getirir. Bence iyi bir tercih olmuş. Çünkü içerisinde şeker olan gıdalar her zaman tamam dayanıklı bir enerji kaynağı değil ama anlık enerji kaynağı olarak etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bunlar bayağı bana şey geldi, mantıklı geldi. Kaç tane var? 2 tane size verdim. 4, 6, 8, 9. 9 tane dev polo. Naneli şeker. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Ben açmaya devam ediyorum. Şöyle bir paket var.
Herhalde bunun içerisinde kuru yemiş var diye düşünüyorum ama polayı da kestiremedik. Bakalım ne çıkacak. Döküyorum. Aynen, kuru üzüm çıktı. Ben direkt tahmin ettim. Bu da çok besleyici bir gıda. Bakalım Amerikan kuru üzümü nasılmış. Bu kesin Türkiye'den gitmiştir oraya. Kötü. Kuru üzüm mü bu? Kuru erik mi ne bu ya? Şöyle göstereyim size. Sen bakacak mısın tadına? Bence bakma, ağzın tadı kaçar gece gece. Oğlum üzüm değil lan bu. Ne bu? Kuş burnu. Ha kuş burnu. Aa kuş burnu. Aa güzel lan. Kuş burnu olarak yiyince güzel bak. Üzüm olarak yiyince kötüydü. Kuş burnu olarak yiyince güzel. Bunlar 10 numara çay demlenir. Onlar bilmezler ama bunu yiyorlar da biz bunun çayını içiyoruz yani. Devam ediyorum. Ne var burada? Ekmek galiba. Bunu da açıyorum. Bakalım. Ekmek çıktı ama biraz bir garip. Kurabiyemsi bir ekmek çıktı içerisinden şöyle. Yerim. Hani zor da kalsam yerim ama gündelik hayatımda tercih edeceğim bir şey değil. Nutella sürsen üzerine yenilir. Öyle yumuşak. Şey gibi. Pankek gibi. Şuradan devam edelim. Bu yemek, bunu da ısıtacağım. Bu galiba bu kahveydi. Bunu da açalım bir bakayım içine kahve mi gerçekten. Bıçakla açayım. Dur açıldı elimle. Aynen bunu demlik gibi yapmışlar bu arada. Çikolatalı süt gibi aynı. Bakayım mı? Bak kokla. Aynen Nesquik. Nesquik değil mi? Aynen. Ama eksik bak, bu eksiklik. Eğer bu Nesquik ise süt mü koydun içine? Neyle yapacağız biz bunu? Dereden su mu doldurayım bunun içine? Ne yapayım? Anladığım kadarıyla uzun günler böyle operasyonda kalmadıkları için anlık hani zaten sabah kahvaltıyı yaptım acı. Ben gömdüm yemeği. Hani gideyim iki ne bileyim işte kahve içeyim, şeker yiyeyim. Yani bu anlık enerjisini yükseltecek. Hatta şöyle söyleyeyim, enerjisinin düşmemesini sağlayacak bir paket. Bu şey nem kapmasın diye. Hani ekmeğin içine koymuşlar. Bu arada ekmeği neden koyduklarını anladım. Hani demiştim ya, reçelle tereyağı. Şu ekmeğin üzerine reçelle tereyağı yapayım mı bir? Çok da severim bu arada. Kahvaltıda da tercih ettiğim bir şey. Tereyağı. Kurban olayım memleketime ya. Oğlum bu tereyağı değil lan, fıstık ezmesi bu. Ben tereyağı sandım. Ha, sadece butter yazmıyormuş ki. Peanut butter yazıyormuş. Tamam bu fıstık ezmesi. Karnım acıktı, gece gece video çekiyoruz zaten. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın, Amerika'ya giderseniz, askeriye girerseniz, cepheye giderseniz bunlardan yiyebilirsiniz siz de. Şöyle fıstık ezmesini sürüyorsun abi. Fıstık ezmesinin içerisinde aşırı yüksek derecede protein var. Yani bu ayakta tutar adamı. Şöyle reçel var. Ucundan paketten açıyorum sürmesi kolay olsun diye. Şimdi reçeli de şöyle. Bakayım tadına. Güzel lan vallahi tadı. Reçel güzel. Bu Amerikalılar bunu böyle mi yiyor ki? Fıstık ezmesinin üzerine reçeli sıkıp dur bakalım. Rezillik ya. Tanımadın mı? Ahlaksızlık değil mi yurt dışı? Yiyorsana. Yani şimdi biz fıstık ezmesi yedik, reçel sürdük yedik, şeker çıktı, ne bileyim kuru yemiş çıktı olarak bakıyor olabilirsiniz. Ama bir asker için gerçekten hayati önem taşıyabilir arkadaşlar. Enerjisi düştüğünde bir avuç kuru yemiş, işte ani bir sürüp yediği fıstık ezmesi hayatını kurtarabilir. Ben olaya öyle bakıyorum. Şimdi ana yemeklerimize gelelim. Bu ısındı zaten. Bunun içerisinden bir çıkartayım şunu. Bayağı ısınmış ha. Açıyorum. Ve yemeğimizi... Gel, gelin siz yiyin. Yani ne olduğu gerçekten belli değil. Jöle gibi bir şey mi o? Ha. Of, çok kötü kokuyor ya ama patates püresi bu. Amerikan patatesi işte ben. Ha peçete. Bu çok önemli var ya. Dağıtacağız ileride diye ederim bu olmazsa. Bunu da koydum. Ne var başka? Ha bu paketten bir de sakız çıktı. Beverage Base Limonade yazıyor. Neyse. Dur açıyorum. Ha limonata lan. Oralet oralet. Su yok abi, su koysalardı. Bardak bardak yok, su yok. Elime döküp elime mi yapayım? Oha çok lezzetli. Tank. Tank'i bilenler bilir. Marka sahibine teşekkürler. Ana yemeğimizi açıyorum artık. Ana yemeklerden bir tanesi patates püresi çıktı. Biz et bekliyorduk. Oo!
Bu yemekler bence bozulmuş, ben sana söyleyeyim. 2025 diyor. Bunu yersem benim yanıma sakın yaklaşmayın, ben size söyleyeyim. Geldi mi oraya kokusu? Ya garip bir baharat kullanmışlar gibi yani. Pakistan yemekleri olmadan oğlum bu. İçinde et parçalarının olduğu bir yemek. Hani tadı güzel olsa yenilecek bir yemek. Patates püresiyle et olsa yemeyeceğim mi? Yiyeceksin yani. Gayet güzel bir tercih edilecek yemek ama kokusu çok garip geldi. Farklı bir baharat kokusu var ama hani böyle kokladıkça da alışmaya başladım. Çok yemem, midemi bozmasın. Olmadığına emin misin? Yani bozuk gibi kokmuyor da farklı bir baharat var gibi. Sen de bir koklasana. Normal konserve gibi. Güzel. Yani et güzel ama şu patates çok kötüydü. Isıttıktan sonra keşke şu patatesi değil de eti ısıtsaydım. Hani bu sıcak olsa bayağı yenilebilecek bir et. Neler çıktı paketin içerisinden? Et sote var, patates püresi var, ekmek çıktı, ekmeğimizin üzerine sürebileceğimiz fıstık ezmesi çıktı, böğürtlen reçeli çıktı, kuş burnu çıktı, şöyle kuru yemiş şeklinde, Polo'nun büyük şekerlerinden çıktı. Bence bu çok güzel bir şey düşünülmüş. Nesquik çıktı ama içerisine dökecek su yok. Hani bunu ısıtacak, su dökecek ya da içerisine süt ekleyecek bir şey yok. Ama eğer olsaydı şöyle olacaktı. Size onu göstermek istiyorum. Şunu şöyle ekliyorsun abi. Ya mataradan dolduracak. Ben şeyi göstermek istiyorum. Bu bir bardak gibi bir malzeme koymuşlar. Hani ağzını kapatıp, anladın mı, çalkalayabileceğin bir malzeme. Bakalım tadına, suyla nasıl oldu. Yani en fazla suyla içecek adam. Çünkü içinde bir şey yok. Aa, çok güzel kokuyor. Dur bakayım. Aa, çok güzel. Ben küçükken de çok severdim zaten, dur. Ne var, bu ne? Latex. Ha, bu şey, ıslak mendil çıktı. Peçete çıktı. Başka eksik kalan bir şey var mı? Bunlar çıktı. Bana göre pakette birçok eksiklik var. Sanki böyle yarım bir paket gibi. Çünkü ben diğer paketle karşılaştırıyorum. Türk askeri yemeklerinin içerisindeki olduğu o rasyonla karşılaştırıyorum. Bizde her şey nizamiydi. 10 üzerinden 5 bir paket. Bu pakette böyle geldi. Bakalım serinin ilerleyen videolarında hangi ülkelerin yemeklerini deneyeceğiz. Görmek istediğiniz ülkeleri de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 8 milyon aboneyi geride bıraktık. Hedefte 10 milyon var. Siz abone olacaksınız. Abone sayısı artmaya başlayacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.